Arkadaşlar, bazılarınızın Fin pasaportları var sadece ve Türkiye'ye gideceğiniz zaman şunu unutmayın. Yani Fin pasaportunuz varsa veya yabancı ülke pasaportu varsa, Türk kimliğiniz yoksa, yani sadece Fin vatan tek taraflı vatandaşlık da, Türk kimliğinizi, yani Türkiye'de mavi kart da olabilir, Türk kimliğiniz yoksa pasaportunuzun süresi gidiş tarihinizden 6 ay sonraya, ama bu şöyle, gidiş tarihiniz artı kalacağınız tarihten, yani çıkacağınız tarihten 6 ay sonraya pasaportunuzun süresi olması gerekiyor. Aksi halde Türkiye'ye gidişinize check-in'lerde havalanından izin vermiyorlar. Bu tabi Türkiye'nin aldığı karar neticesinde bu. Pasaportların, yabancı pasaportların geçerlik süresi 6 ay olması gerekiyor. Kalmış olması gerekiyor. Bu kanun biliyorsunuz çıkartıldıydı. Ben de o aralarda, yani sağ olsun İçişleri Bakan Yardımcımız, Dışişleri Bakan Yardımcısı, İçişleri değil, Dışişleri Bakan Yardımcımızla mailden bu durumun çok kişiyi mağdur ettiğini söylemiştim. Çıkar çıkmaz, yani Türkiye'de kanun çıkartıyorlar, hemen uygulamaya başlıyorlar. Kimsenin haberi yokmuş. İsveçli turistler, yani Türkiye'den geri döndürdüler, bunu ettirdim, bildirdim. O senenin sonuna kadar o süreyi uzattırdılar, yani uygulamayı. Ama şu anda uygulama var. Ve arkadaşlarımızın bazıları soruyorlar bana. Şöyle, Fin pasaportunuzun süresi, diyelim Fin pasaportu veya yabancı pasaportunuzun süresi, yani gidiş dönüşünüzden, yani dönüşünüzde bir hafta sonra geçerli olabilir diyelim, ama TC kimlik kartınız varsa. Bunu havalanda gösteriyorsunuz buradan giderken, o zaman size diyorlar tamam gidebilirsiniz, veya Türk pasaportunuz varsa onu da gösterin yani çıkarken. Ama Türk pasaportunuz yoksa Türkiye kimliğiniz, numaranız, kimlik belgenizle bu pasaportla seyahat etmeniz mümkün. Ama tabii şöyle oluyor, eşlerinin pasaportları, mesela gidiyorsunuz Finli, TC kimliği yok, onun pasaport süresi düşükse veya çocukların düşükse, yani çifte kimlikli değilseler, o zaman çok dikkatli olunuz, çünkü sizi, yani dışarı Türkiye'ye girmeniz mümkün değil. Hani ne yaparsınız? Havalanında Finlandiya'da hızlı pasaport almanız mümkün. Yani pick-up pass diyorlar buna. Ama bir saatte alabiliyorsunuz. Ama çok ona fazla masraf ödeyerek ondan gidebilirsiniz o zaman. Bazılarınız oluyor arkadaşlar, oturum sürenizi, pasaportunuzun süresinizi kontrol ediniz. Bazıları oluyor, oturum süresi bitmiş, farkında değil. Veya bitmeye yakın gidiş dönüş tarihinde oturum izni geçerli değil. Bunların ne olduğu, aldıkları biletler yanıyorlar. Bunun için pasaportlarınızı ve oturum sürelerinizi kontrol ediniz. Yani gitmeden önce bitecek şekilde bunu da ayarlayınız. Son dakikada biliyorsun oturum izni almak mümkün değil. Veya süresizi var, yeni kart alması gerekiyor. Onu, yani burada Finlandiya'da en kötü ihtimalle şu anla baskısı bile 2-3 hafta sürüyor. Yani bir aylık süreye var, süresiz olursa. Ama diğerinde başvurduğunuz zaman oturum iznine bazen 7 ay, 8 ay, 9 ay da sürüyor. Yani aldığınız biletler yanar. Buna göre çoğu arkadaşımız böyle şeylerde mağdur oluyor. Yani geçenlerde bir arkadaş, yani giderken söyledi, benim kartım bitmiş süresi. Yani dedim yenisini çıkartman lazım. Türkiye'den çıkartması mümkün değil, uzatması. Çünkü Mart ayında herhalde, Şubat ayında gidiyordu. Mart ayında gidiyordu. Kartının süresi Şubat ayında bitmiş. Çıkarken bir sorun yok Finlandiya'da. Ama girerken sorun var. İşte internet üzerinden başvurmuş. Çünkü Ankara'da konsolosluk da artık almıyor oturum izni veya vize başvurularını, çok acil durumlar hariç. Ne olmuş? İnternetten başvurmuş. İnternetten başvuruda gelen kağıtta bu kağıt diyor seyahatlerde geçersiz. Yani arkadaşımız bir mucize bir şekilde geçen cuma Finlandiya'ya geldi. Hali de kendi dediğine, en sonunda diyor ki Yakup sen haklıymışsın, bundan gelemiyorum. Nasıl gelmiş? İşte kartının süresi bitmiş ama kimlik kartını İstanbul'da gösteriyor, geçiyor. Pasaport kontrolünden nasıl geçti? Uçağı nasıl aldılar onu? Mucize. Yani böyle mucizelere hiç şey etmeyin. Bilmiyorum artık yani. Arkadaşımız o mucizeyi gerçekleştirmiş. Ben de inanamadım. Çünkü gelemeyeceğini biliyordum. Ama ne olmuş? Gelmiş. Burada şimdi Finli yetkililer diyor ki sen bundan nasıl geldin diyor. Evet. Oluyor. Türkiye'de bazı şeyler bazen oluyor. Finlandiya'da da olur. Yani farkına varmadan bazı şeyler olabiliyor. Ama bunların olması sizin gevşek davranmanızı gerektirmiyor. Pasaportunuz süresini dikkatli kontrol edin. Oturum izninizi kontrol edin. Ve pasaportunuz, eğer Türk vatandaşı değilseniz, pasaportunuzun son kullanım tarihi Türkiye'de geçireceğiniz tatilin sonundan 6 ay sonraya geçerli olmak zorunda. Yoksa Türkiye'de sorun yaşarsınız. Evet.
sizleri uyarmaya devam ediyorum. Çünkü bana hep geliyor, hep uyarıyorum, uyarıyorum ama gene millet unutmuş. Gene son dakikada bakıyor. Ha şimdi yine bak yazılı olarak bildirmiştim, söz olarak yine bildiriyorum. Ha tatilden dönenleriniz var, belki gidecekleriniz gene vardır. Evet, pasaportunuz süresine bir bakın. Film pasaportu varsa, Türk pasaportundan herhangi bir sorununuz yok. Bir de şunu söyleyeyim. Oturum izniniz var Finlandiya'da, Türk pasaportu, film vatandaşı değilsiniz. Türk pasaportunun süresi önemli değil. Bir haftada kalsa Finlandiya sizi içeri sokarlar. Yani Finlandiya'da oturum izni olduğunuz için onda bir sakınca yok. Yani anladınız mı? Finlandiya gelişte çünkü oturum izniniz var. Bunlar gene de tatile gitmiş olanlar için, yani Türkiye'ye gidecekler için çok önemli. Bunlara dikkat etmiyor. Finlileri de aynı şekilde, Finlilerden bana soranlar var. Onlara da aynı şekilde bahsediyorum. Çok çok da dedim, gidin pick-up pasçı alın. Çünkü Türkiye'ye gideceğim diyor. Pasaportun süresine kadar şu kadar. Bundan gidemezsin diyorum. Yani Türkiye'nin bunu şimdi Avrupa ülkelerine almasının yani 3 ay bence normal. Ama 6 ay biraz fazla, turizm ülkesiyiz. Yani pasaportu zaten 5 senelik veriyorlar. 6 ay öyle gidiyor. Kaldı 4,5 senesi. Yani son özellikle Fin vatandaşlar için veya Avrupa toplu vatandaşlar için böyle bir karar alınabilir. 3 ay normal ama 6 ay çok fazla bana göre yani. Evet arkadaşlar, yine Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.